Mersin'de geleceğe yeni bir kavram katmak için geldik sloganıyla eğitim ve öğretim hayatına istikrarlı bir şekilde devam eden Kavram Koleji'ne konuk oluyor şimdi. İzliyoruz. Altın Rehberi izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliklerinizi günümüze kadar taşıyan, doğal ve kültürel güzelliklerini bizlere sergileyen bir ilimizden Balıkesir'den sesleniyoruz. Balıkesir'de kurulduğu günden itibaren gerek profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışanlarıyla sektöründe markalaşan bir firmaya, kahve durağına konuk olduk. Yanımda işletme genel müdürümüz Melih Emre Durmaz Bey var. Bakalım Melih Bey bizlere sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Melih Bey, öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Melih Emre Durmaz, 1990 yılında Balıkesir'de doğdum. Buralıyım. Aynı zamanda makine mühendisliği bölümünde okuyorum Balıkesir Üniversitesi'nde. Bu sektörde yaklaşık olarak 6-7 yıldan beri hizmet vermekteyiz. Peki kahve durağı olarak kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz? Kahve durağı olarak açılışımız yapılalı 15 ay oldu. 15 aydan beri hizmet vermekteyiz Balıkesir halkına. Peki kahve durağı müşterilerine ne gibi hizmetler sunar Emre Bey? Kahve durağı müşterilerine sıcak içecek, soğuk içecek, özellikle adından da anlaşıldığı gibi kahve üzerine isim yapmış bir marka. Ama aynı zamanda restoran kısmı da bayağı sağlam bir kurum. Yemekler olsun, restoran olsun, kafe kısmı olsun bu şekilde hizmet vermekte. Ürün ve ürün yelpazenizden de biraz bahsedebilir miyiz? En çok talep gören kahveleriniz hangileri mesela? En çok talep gören ürünlerimiz Türk kahveleri. Özellikle bizim müşterimizin söylediği Osmanlı ve Menengiç kahveleri çok satılmakta, revaçta görülen. Tabii bize has kahve durağı spesiyelimiz de var. Özellikle Lavin kafelerimiz var, kahve durağı spesiyellerimiz var. Bu tarz ürünlerimiz ilgi görmekte. Aromalı Türk kahveleriniz var mı mesela? Var, tabii ki var. Fındık aromalı var, vanilya aromalı var. Bu tarz krem brulü tarzında birçok spesiyelimiz mevcut. Peki bir restoran kısmımız da var dedik. Ana yemekler mi var, ara sıcaklar mı var? Ürün yelpazenizden biraz da yeme içme babında bahsedebilir miyiz? Ürün yelpazemiz çok fazla geniş. Kahvaltı olarak var, aparatif yiyecek olarak var. Kırmızı etler olsun, beyaz etler olsun. Bu tarz çok fazla gözlememiz olsun, tostumuz olsun, aparatif yiyeceklerimiz ve fayıtadır, dana madalyondur. Bu tarz dünya standartlarında da yemeklerimiz bulunmakta. Tatlılarımız da var galiba. Onlardan da biraz bahsedelim lütfen Emre Bey. Tatlı olarak sadece pasta çeşitlerimiz var. Suflemiz var. Müşterimiz isteklerine göre tabii gelişmeler yapıyoruz. Makaronlarımızı getirdik. Bu tarz tatlı olarak bu tarz şeylerimiz bulunmakta.
Aslında kahve durağı deyince akla direkt bir kahve, içecek firması geliyor. Ancak burada yeme içme sektörünün de olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir aile buraya gelip akşam yemeğini yedikten sonra kahvesini içip tatlısını yiyebilir sanırım Emre Bey. Evet, aynen öyle. Biliyorsunuz isime daha çok biraz önem veriyorlar. Kahve olduğu için insanlar direkt kahvedir, sıcak içecektir, bu konularda akılları biraz daha o tarafa kayıyor. Ama dediğimiz gibi restoran kısmında da çok ciddi anlamda önem veriyoruz ve müşterimizden iyi sonuçlar alıyoruz. Restoran kısmında da iddialıyız bu konuda. Kahvede olduğunuz kadar yeme içme konusunda da iddialısınız. Peki firmamız kaç kişilik bir kapasiteye sahip? Müşteri bakımından 130 kişi civarında bir kapasiteye sahip. Personel bakımından da 15-16 civarında kişiyle çalışmaktayız bu şekilde. Peki bir çocuk alanımız da var sanırım. Çocuk alanı konusunda yerimiz müsait değildi ama konularda bir yeni bir yer yapmayı düşünüyoruz. Şu an için bir çocuklar için küçük de olsa bir masadır, oyuncaktır, o tarz şeyler getirdik. Öyle bir hizmet vermekteyiz şu an için. Kahve durağının spesiyalleri nelerdir Emre Bey? Kahve durağının spesiyalleri yemek konusunda özellikle fayitasıdır, dana madalyondur yemekler konusunda. Bu tarz şeyler vardır. Kahve konusunda dediğim gibi Osmanlı, Menengiç kahvesi, pastalarımız konusunda güzel şeyler alıyoruz, yorumlar alıyoruz. Bu tarz şeyler. Bizler de gelin görün ve bunları tadın diyoruz öyleyse. Peki rotasyon olarak nereye yakın burası? İzleyicilerimiz sizleri ziyaret etmek isteseler rotasyon olarak nereye yakındır? Rotasyon olarak adliyenin çok yakınındayız. Şu an yapılmış olarak büyükşehir olarak hastanesi var Balıkesir'in. Oraya çok yakındayız. Benimki olarak Plevne Mahallesi olarak geçiyor. Savaştepe Caddesi olarak geçiyor. Bu şekilde ulaşabilirler bize. Şehir dışından gelen ya da buranın yerlisi olan, Balıkesir'in yerlisi olan izleyicilerimiz için ziyaret ettiklerinde kullanabilecekleri bir otopark da var sanırım. Evet, otoparkımız da mevcut. Zaten geniş bir alanımız var dış tarafta. Otopark konusunda çok fazla sıkıntımız yok diyebilirim. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Buradan son olarak izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Eğer bir gün Balıkesir'den yolları geçerlerse her zaman misafir etmekten gurur duyarız, mutluluk duyarız, onur duyarız. Aynı zamanda size de teşekkür ediyorum bizi tercih ettiğiniz için. Bizleri konuk ettiğiniz için biz sizlere teşekkür ediyoruz ve izleyicilerimize de kesinlikle gelin, görün ve tadın diyoruz. Balıkesir'de kahve durağı bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi?